Şimdi devleti Sülte'ye davet edeceğiz. Yani 18'ine girmesine günler kala bir çocuk 21 Ekim tarihinde evi ailesini terk ediyor. Dün gece de ablasının evine, evet, yanına döndü. Bir onlar kucaklaştılar. Şimdi devlet burada olacak. Sadece şunu merak ediyorum ben devletle ilgili. Hayatında bu gidişin bir sebebi olmalı. Dönüşünün de bir sebebi olmalı. Neyi planlıyor? Bundan sonra nasıl bir yol çizecek kendini, açıkçası merak ediyorum. Önce gelsinler. Belki çok pişman oldu. Belki hata yaptığını anladı. Belki de dedi ki bambaşka bir şey söyleyecek. Bilemiyoruz. Gelsin devlet. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Gel gel. Hadi gel. Kendimi affettirebilirsem ne ala? Kendimi affettirebildiysem ne ala? Şimdi gel devlet. Böyle devletin yüzünü, saçlarını falan gördüğümde hani böyle tanıdık birini anımsatır ya size. Bazen şimdi benim de iki tane oğlum var. Erkek çocuklarına karşı ayrı bir hassasiyetim var. Tabii ki tüm kız çocuklarına karşı da, ama senin böyle hani 18 yaşında bir delikanlı olarak, bir fidan olarak, bir evlat olarak gördüğümde bir tarafta anne olarak çok içim acıyor. Mesela hani kayıpsın, acaba ailen gibi düşünüp şunu söylüyorum. Diyorum ki ya ne yer ne içer, yanlış insanlarla tanışır mı, madde kullandırılır mı, bir hata yapar mı, dönülmez bir yola çıkar gider mi, onu gelecek, bundan sonraki nasıl bir gelecek bekliyor, aç mıdır, susuz mudur diye. Hem buradan seni ararken hani normal profesyonel bir yayıncı olarak çağrım yapıyorum. Diğer tarafta da içimde yani evladı olan bir anne olarak kaygı taşıyorum. Çünkü çok gençsiniz. Doğru. Nasıl bir hayat çizdin kendine? Ne yapıyorsun? Yani bu benim senelerden beridir planladığım bir şey. Kalkıp 2-3... Senelerdir planlıyorsun. Evet. Kaç yaşından beri evden kaçmayı planlıyorsun? Hani bütün bağımı ailemle kopardıktan sonra, örnek veriyorum, bir gün bir yere gidilecekse ben oraya gitmem. Bir gün bir şey yapılacaksa ben onu yapmam. Veyahut da şöyle bir şey, kalkıp birisi evdeyse ben dışarıda olurum. Birisi dışarıdaysa ben evde olurum. Neden? Bilmiyorum. Kendi kafamda kurguladığım şeylerden dolayı. Senin yaşındaki bir gencin hayat planı, bir an önce iyi bir üniversitede okuyayım, iyi de bir bölüm okuyayım. Hem istediğim kariyerime, mesleği yaparım, hem de ailemden kurtulurum. Sen daha zor bir yolu seçiyorsun. Evet, çünkü sizin dediğiniz takdirde o yol daha çok uzayacak. Ama şimdi benim o yolu kısaltmam buna tekabül ettiği için ben de böyle bir karar aldım kendi başımda. Kendi başına bir karar aldın. Evet. Defne adındaki bir arkadaşını da zan altında bıraktın. Defne benim gerçekten 1,5 sene boyunca tanıdığım, hani hayatımda bana bir yanlışı olmayan, beni üzmeyen, kırmayan bir insandı. Yani dün zaten onun hakkında bayağı bir şey söylenmiş, bayağı bir kızılmış ona. Onun bir suçu yok. Ben ona öncesinde söyledim, ben İzmir'e gideceğim dedim. O bana dedi ki İzmir'e gitme, İzmir'de kimseyi tanımıyorsun. Hani ister istemez o da beni yanına çağırıp böyle yanımda daha iyi kalabilirsin gibi şeylerde bulundu. Ben onu kabul etmedim daha öncesinde. Sonra tamam dedim, Eskişehir'e gidelim. Çünkü sonuçta 1,5 senedir boyunca sadece görüntülü ve sesli olarak mesajlaşma olarak... Eğitim hayatın devam ediyor değil mi? Şu an mı? Hayır, normalde eğitim okula giden birisin. Evet. Yıllardır da aynı okuldasın sanırım. Yani lise öğretimine gittiğin okul var. Sınıfta da onlarca arkadaşın var. Sınıftaki o kadar çok iletişimde ve temasta olduğun insanlarla diyalog kurmak yerine sosyal medyada, yani bir fotoğrafın ya da görüntünün altındaki biriyle sanal bir ilişki nasıl güven verebilir?
Şöyle ki ilişki dediğimiz noktada şuna değinmek arkadaşlık istiyorum. İlişkisinden arkadaş, bahsediyorum. Evet. Benim için Defne hani ilişki babına sadece arkadaştı, dosttu, okay. Başka bir şekilde... O da bir ilişki, o da bir arkadaşlık ilişkisi. Evet. Ama şöyle bir şekilde kalkıp... Yani bu kadar temas edip dokunabileceğin, konuşabileceğin insanlar yaşamında varken... Niye sanal dünyadan biriyle 1,5 yıldır arkadaşlık yapıyorsun ve hayatında en güvendiğim insan o diyorsun? Çünkü şu hayatta ne yaşarsanız yaşayın, insanların yanında yaşarsınız. Ama Defne benim kalkıp yanında bir şey yaşamadı benimle birlikte. Ben ne anlattıysam, ne söylediysem ona inandı. Çünkü kalkıp ona yalan söylemeyeceğimi de biliyordu. Ona karşı hani onu kandıracak veyahut da ondan çıkar sağlayacak bir şey söylemeyeceğimi de biliyordu. 1,5 sene sonra sadece Defne'yi görmek için Eskişehir'e gittim ben. İstanbul'dan kalktım. Eve gidişini planlamıştın. Ailenin canını acıtmak mıydı? Ben buradayım, beni görün, sizi bu şekilde cezalandırıyorum. Ben gittim, belki bir daha giderim. Bu cezayı çekmek istemiyorsanız, işte benim dediğim şekilde bundan sonra bir hayat çizilecek miydi amacın? Onu merak ediyorum. Yok, hayır, benim kimseden kalkıp intikam almak gibi bir isteğim yoktu. Kimseyi üzmek gibi bir isteğim de yoktu. Ama şu hayatta bazı şeyleri istiyorsanız sonuna kadar çabalamak zorunda kalırsınız. Örnek veriyorum, ben Yağmur için geldim bir nevi buraya. Bir de birkaç arkadaşım sayesinde, onların bana karşı tutumları, olumları ve davranışları sayesinde geldim. Ama en önemli etken olarak Yağmur söz konusu oldu bende. Çünkü... Çok bencilce değil mi Devlet? Ya aslında senin yaşının, şimdi biz de hepimiz aynı yaşlardan geçtik ama bu yaptığın bile... Defne, okul arkadaşların, ailen, senin bu 21 Ekim tarihinden bugüne kadar, yani düne kadar olan yokluğunda seni geri döndürebilmek için çabaladılar. Sen onların zamanlarını, enerjilerini aldın. Doğru. Pişman değilim yaptığım şeyden. Ha? Pişman değilim yaptığım şeyden. İnsanların seni fark etmesini sağladın. Tam aksine, ben insanların beni fark etmesinden ziyade, yani zaten dediğim gibi mesajda da yazmıştım. İstanbul'da zaten tanınıyorum yeterince. Kalkıp tüm Türkiye'ye tanıttınız beni. Onun için çok teşekkür ettim. Şöyle ya bir şey. O mesajın devamını söylememişler. Hani evet. Konu dağılsın istemiyorum. Ekip arkadaşlarım eklememişler bile. Yani Esra abla, seni çok seviyordum. Beni aramayı bırak, sevmeye devam edeyim. Yani şu bu cümleyi kurmuş bir gençten bahsediyoruz. Ya ondan öncesi... Değdi mi? Evet. Çünkü değil istediğim şeyi elde edebildim mi? Neyi elde ettin? Örnek veriyorum, kalkıp normal ailemin yaşantısında ben bir yere gitmezken etmezken... Örnek veriyorum, ben şuraya gideceğim denildiğinde izin verilmeyeceğini bildiğim için... Ki şayet zamanında izinini almaya çalıştığım şeylerin her şekilde karşı koyulduğunu ve engel olduğunu anladığım için... Dedim ki ben böyle bir şey yapayım. Kafamı tasarladım, her şeyi kurguladım. En ince ayrıntısına kadar her şeyini yaptım. Hani... Kalkıp 2-3 günde planladığım bir şeyi yapamam yani. Uzun yıllardır bunun planını yapıyordum. Evet. Benim için bu çok daha tehlikeli bir şey aslında. Aileyi bir nevi kendi isteklerinin yerine getirilmesi konusunda cezalandırmak. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Evladınız ne yaparsa yapsın, siz her koşulda susmak, fedakarlık yapmak, onun isteklerine boyun eğmek zorundasınız. Çünkü tek bir amacınız var, onu kaybetmemek. Onun başına bir şey gelmesini engelleyebilmek. Devlet, anlattıklarından şunu çıkarttım. Özellikle ailenle ilgili olan kısımdan. Evet. Onlar içerideyse ben dışarıdayım. Bir yere giderlerse ben gitmiyorum. Aslında ailende fark edilmeyi mi istiyorsun? Hayır, aksine fark edilmemeyi. Bazen benim de senin tam 2002 doğumlusun herhalde sen. Bir. 2002 doğumlu oğlum var. Şimdi gençlerde şöyle bir şey oluyorlar. Bazen... Sözlü iletişime geçmek yerine davranışlarıyla ne demek istediklerini anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi fark edilmek için fark yaratmak lazım. O farkı yaratamadığın durumda bir tık ötesi de meydan okumak aslında. Sen meydan okumayı, yani o fark yaratmak için aslında ailenden beklediğin şeyi görmüyorsan sözel olarak ifade edebilirsin. Artık sen iletişime geçebilecek 18 yaşında, bak nasıl bekliyorsunuz 18'i. İfade edebiliyorsun kendini. Ya burada yanlış yapıyorsunuz. Bunu aileni karşına alıp iletişime geçmek yerine yok olup gitmek, onların istemediği şeyi yaparak cezalandırmak, meydan okumak istiyorsun. Kime meydan okuyorsun? Bak, ablanın bir çocuğu var, hayatı devam ediyor. Evet. Bir daha sen 17-18 yaşında olmayacaksın.
17-18 yaşında yaşam o kulvarında ilerlerken şimdi yaptığın hata bütün yaşamının bedeli olacak. Cezalandırdığın yalnızca ailen değil. Kendisin. Kendinsin. Ben de diyorum daha çok gençsin. Gerek yok böyle hemen hayata atılman, çabuk çökmen, yaşlanman. Gideceksin hayat seni yıpratacak. Yazık sana. İstemiyorum ben. Yani istediği gibi bir hayatı yaşamak istiyorsa yaşının gerektirdiklerini, eğitimini tamamlaması, evet, iyi bir üniversitede okuması, kendine iyi bir gelecek hazırlaması lazım. Evet. Ben devletten onu beklerdim. Evet. Yani ben gittim ama ders notları şöyle olan, hedefi de şu olan biriyim. Gidip bir an önce çalışayım derdinde değilim diye.